Ne istiyorsunuz? Ben söyleyeyim. Biz sadece Atıf Hoca'yı ziyaret için gelmiştik. Hastaymış da Atıf Hoca. Tamam, ben söylerim. Acil şifa dileklerimizi iletin. Bu da çam sakızı çoban armağanı. Hocam sevinecek. Bu ne bu be? Kitap. Atıf Hoca... Tamam be. Adamı delirtemediniz, beni delirteceksiniz. Hadi. Hadi yürüyün. Gidin, gidin, gidin. Neşet, ne oldu, yüzünden düşen bin parça? Hayırdır Neşet, bir şey mi oldu? Atıf Hoca. Atıf mı? Ne olmuş ona? Atıf Hoca'yı kaybettik. Bu arkadaş, yani avukat bey, sizin evi sordu da yenge, ben de getireyim dedim. Avukat mı? Evet, başınız sağ olsun. Sağ. Az da vaktinizi almayacağım. Buyurun. 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 Ben merhumun yayıncısının vekiliyim. Atıf Bey'in yayınlanmak üzere teslim edilmiş birkaç kitabı vardı. Haberiniz oldu mu bilmiyorum. Kitaplarından yasal mirasçısı olarak sizin alacağınız payı takdim edeceğim. Gerçi fazla bir şey değil ama. Pay mı? Ne kadar yani? Tam olarak bakalım. 8,5 milyar civarında. 8,5 mu? Evet. Dediğim gibi fazla bir şey değil ama... Olur mu avukat bey? Bizim gibi emekli maaşına talim eden biri için çok büyük para bu. Şaka ediyor olmalısınız. Yo, niye şaka olsun ki? Merhum Atıf Bey'in elindeki kitapların, el yazmalarının, eski nüshaların bir teki bile sizi bir yıl geçindirmeye yeter herhalde. Bunu bilmeyen yok. Ne? Neyse, müsaadenizle. Şurayı imzalayın. Çıra gibi yandın değil mi yenge? Koca hazineyi bir çift naylon terliğe sattın. Sen asıl öteki hazineyi ağla yenge, ötekini. O gitti, artık rahat. Dünya senin ve benim gibi cahillere kaldı. Cahillere. Sen ağla da ona ağla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.